Selamlar hepinize. World's 2022 çeyrek final değerlendirmesine de yeniden sizlerle birlikteyim. Bunu iki parça halinde yapacağız ee, çeyrek final değerlendirmelerimizi. Bir bracket'ın üst tarafı için bir de alt tarafı için yapacağım. Bracket'ın üst tarafında JD Gaming Rock serisi ve T1 RNG serisi oynanmıştı. Ee, şuradan görebileceğiniz şekilde. Önce bu tarafı değerlendireceğim çeyrek Final, Sonra bunun yarı final eşleşmesini de değerlendireceğim. Diğer videoda da alt taraftaki yani Gen.G, Dammon ve DRX... EDC serilerini değerlendirip sonra oradaki yarı final serisini değerlendireceğim. Şimdi ilk maçımızla başlayalım. İlk serimiz JD Gaming ve Rogue arasında oynanmıştı. Ee, serinin ilk karşılaşması da daha zaten çok erken dakikalarda hatta oyunun başından sonuna diyebiliriz. E, çok ciddi anlamda haritanın üst tarafında. Orta koridor ve üst koridor ikilisi arasındaki uyumla beraber JD Gaming bir tempo yakaladı ve bu tempoyu Kana ve aslında sonuna kadar çok iyi kullanmıyor. Yani mal ranga oyun oynatmadılar ki zaten hani JD Gaming'in oyun stili aslında bu. Yani o ikinci bir support gibi oynuyor takımda. Tabi yeri gelince yer yer hani keri potansiyeli de gösterdiği oldu. Maçları değiştirebilecek hamleleri de oldu Yagawa'nın. O yüzden biraz daha esnek tutuyor JDG bu strateji ama ana plan genelde Kanavi'nin öne geçirilmesi ve onun yakaladığı tempo üzerine. Tabi bunun bazı avantajları olduğu gibi bazı dezavantajları da var bu sistemin. Ama bu maçta o dezavantajlı konumlarını hiç Yüzüne vuramadı rock tarafı. Hiç gösteremedi onları. Çünkü bunu yapmak için mesela bunu yapmaya çalıştığınız alt koridoru tamamen 2-2'ye izole ediyorsunuz. Ve genelde 2-2 izole edilmiş koridorlarda Lucian'la mı daha çok iş yapabilir? Ama burada yapamadılar. İyi cevap verdi Aphelios'un Ulu İkili'si de Missing Hope. Ee, ve... Kanavi'nin aldığı tempo ile beraber bunu çok iyi bir şekilde galibiyete çevirdi JDG'nin. İkinci e, maç tabi taraf değişimi oldu. Bu arada yenilen taraflar turnuvada, e, çeyrek finallerde yanılmıyorsam her seferinde maviyi seçtiler. Yenilen tarafın biliyorsunuz taraf seçme hakkı oluyor bir sonraki maçta. Ve bütün serilerde maviye gidildi. Ga e, kaybeden taraf tarafından. E, ama mavi tarafında yeterince iyi verimli kullanıldığını düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim. Neyse. E, ikinci karşılaşma JDG'nin kırmızı tarafta, Rogue mavi tarafta. E, Rogue tarafı Biraz daha erken oyunu alt koridoru yıkabilecek, orta alt koridor arasında yıkabilecek bir drafta gitti. Ama kompozisyonla zerre alakası olmayan boşluk bir Lee'sin seçimine gittiler. Bu arada Malrank felaket Lee'sin oynadı. Ya onu da söyleyeyim. Yani iyi Lee'sin oynasa başka şekilde ilerleyebilir miydi? Tabii ki ilerleyebilirdi ama gerek yok. Yani i̇deal senaryo değil. Ben bu arada Lee'sin turu boyunca her alanında eleştirdim. Hala da eleştirmeye devam ediyorum. Devam da edeceğim bu arada. Çünkü optimal League of Legends'ı oynamanızı sağlamıyor Lee'sin sizi optimallerden uzaklaştırıyor. Neyse. Ee, ikinci i̇kinci maç bu arada maç süreleri çok benziyor. Ee, yani 29-19, 29-30 çok benzer şekillerde ilerledi zaten maçın dinamikleri. Ee, burada tabi alt koridoru izolasyonunu sağlamaya çalışırken yani Rock tarafı üst koridoru iyi bir eşleşme bulmuştu JD Gaming. Son dönemlerde ya yani play'inden sonra pek görmediğimiz Gwen'e gittiler ama Gwen her zaman tanklara karşı iyi bir eşleşmeydi. Ve o izolasyondan yine JD Gaming faydalı çıktı. Avantajı çıktı. Ee, yani burada mesela çok daha Alt koridor tarafını daha baskılı, daha agresif oynama fırsatları var mıydı? Vardı. Özellikle Larsen'in işin içine dahil edip ama oraları da yapamadıkları için JD yine orta oyundaki iyi karar mekanizmasıyla maçı kazanmayı başardı. Çünkü karşılaşma e, yine aslında biraz daha benzer. Yani ikinci maçtaki yine benzer bir drafttı. Yine işte alt koridoru izole edelim. Oradan baskı kuralım. Oradan kurulan baskıyla snowball'layalım şeklinde. Bu sefer daha iyi yaptı Rock tarafı. Fakat bunu ormancısını dahil ederek yapamadılar. Alt koridorunun becerisiyle biraz daha yaptılar. Yine ormancı hiç dahil edemediler. Aslında Larsen ve Komp iyi bir maç geçiriyordu. Trimby ve Komp ikilisi de alt koridorda yeterli baskıyı kurmuştu. Fakat yani tanka tanka eşleşmesinde rakibin tankı çok daha iyi oynayınca ve sen ormancını bu işin içine dahil edemedin 3 v 7'ye dönüyorlar. Ve 3 v 7'de Kazanma şansları pek olmadı. Ve JD Gaming seriyi 3-0'la kazanarak yarı finale çıktı. Bir önceki Worlds macerasında çeyrek finalde elenmişti, Ama bu sene ondan daha iyi gözüküyorlar. Gelelim öbür çeyrek final serimize. Ben açıkçası e, bu serinin skor anlamında biraz daha yakın olması bekliyordum. Aslında oyun anlamında tam beklediğim şekilde ilerledi. E, ama RNG maç kapatmakta, özellikle öne geçirdiği maçta kapatmakta çok zorlandı. İlk karşılaşmayla başlayalım. E, i̇lk karşılaşma bence T1'ın alt koridoru. Olağanüstü gibi oyun oynadı bu maçta. Tabi maç kameralar pek oraya bakmadı ama Haimer'isiz şimdi yani bu arada baktığınızda skor skorboard'da 120 milyon geride diyebilirsiniz. Abi 120 milyon geri düşmüş adam. Nasıl böyle oldu diye de görevi o değildi zaten. Neyse. Şimdi haritanın üst tarafında e, Zeus'un e, ve yani Zeus ve Onur odaklı bir kompozisyon vardı aslında bu da. Bence Victor Graves de bu arada çok kötü bir ikili uyumluluk olarak. Yani yan, yan yana seçilmemeleri lazım. Çünkü birbirleriyle çok zıtlar i̇kisini yani yan yana aldığınız zaman orta koridor orman ve üst koridor yani üçlünün 2-2, 3 ve 3'lerinde hep geride kalıyorsunuz. Kim bu maçta RNG'de aslında maçın içerisinde erken önde Faker'a saldırdı. Baskınlardan verim de aldılar aslında. Fakat Shao'yu harekete de geçiremediler. Sonra bir alamet savaşı oldu. Alamet savaşında Vey belki ekstradan skorlar falan topladı ama Breed kötü bir maç oynuyordu. Zeus iyi bir maç oynuyordu. Oradan bir avantaj yakaladılar. Kamil'in kuvveti çok fazlaydı. Ve RNG'nin bir tane engage'i vardı. Natulus u. Naturus her geldiğinde de işte Keria ve Gumayusi'nin iyi oyunundan e, bahsetmek lazım. Naturus atıldığı anda gelişine H ultisi atılıyor ve engage falan yapamıyorlardı. Sonrasında zaten çekim alanı işte sis bombası, Heimer'in taretleri falan dalamıyordu RNG tarafı. Dalabilecek fırsatları da yakalayamıyorlardı. Bence o yüzden t draftı çok çok iyi bir draft mıydı emin değilim. Victor ve Grace'in uyumsuzluğundan dolayı. Kalanı gayet iyiydi ve gayet de iyi uygulandı bu draft. Tabii maç biraz beklenenler uzun sürdü işte o alametteki ölüm pozisyonlarından sonra falan ama ya Veyi maçta yoktu. Bak 6-3-3 bitirdi maçı. Orada triple falan attı alamette vesaire ama maçta yoktu. Hiçbir şey yapamadı. Zerre aktif olamadı zaten direkt olarak da üzerine biniyordu aslında. O Onur gördüğü yerde. İkinci karşılaşma biraz daha RNG'nin temposuyla giden bir maçtı. Bu da tabi çok uzun bir maç o seri. Genel olarak uzun bir seri sürdü aslında 3 maç sürmesine rağmen. Genelde RNG'nin kontrolü. Bu sefer ama üst koridordaki kontrolü. Ar üst koridor orman ikilisindeki kontrolü. RNG'nin aldığı bir maçtı. Yine bu arada Tima'nın alt koridoru harika bir koridor oynadı. Yani sıfır hatayla oynadılar yine. 2'ye 2'lerine. Ki maç bir noktada zaten Gumayış'ın taşımasına bağlı kaldı. Fakat bu maç RNG'nin elindeydi. Yani RNG işte Ejder Ruh'unu almış. haritanı kontrol komple ellerinde istedikleri yerde oynayabiliyor. Zeus'u aşırı geri düşürmüşler. Zeus inanılmaz geri düşmüştü bu arada. Gene vuruyor da hasar falan veriyordu ama aşırı geri düşmüştü. Fakat beklenmeyen hatalar diyelim. Chao'nun falan ben mesela böyle bireysel hatalar yaptığını çok hatırlamıyorum çünkü. <laughs> tamam bence hani elit bir yani elit yani diğer, en tepedeki mitlerden biri değil ama bu tarz hatalar yapmıyor normalde Chao. Fakat bireysel hatalar Shaun'un işin için hiç dahil edilememesi. Bu sefer de Breed ve Vey'i ee, çok al, eksik kaldılar maçın içerisinde ve açıkçası şunu da söyleyeyim yani ön tarafa bu kadar sağlam ve meleleri bu kadar iyi oynayan başladı bence Gala biraz ekstra pasif kaldı onu da söyleyeyim yani ee, ama T1 RNG'nin yaptığı hatadan çok önemli bir comeback yakaladı ve bence aslında mental olarak bu maçta seriyi bitirdi çünkü RNG öyle büyük bir üstünlüğü öyle büyük bir lead'i fırlattı ki ya yanlış atıp Kadim Ejderha aldı T1 RNG'nin hatasını. Kadim Ejderha'dan Bounty geldi ya. Ödül altını geldi ya. Barondan mıydı yoksa? Ya da ikisinden miydi? Neyse. Öyle bir maçtı yani. Üçüncü karşılaşma. RNG'nin benim en çok eleştirdiğim yönü karar mekanizmasını V'ye verince çok kötü şeyler oluyor dediğim yönü. Çok kötü şeyler oldu. Rezalet bir maç oynadı gene V'yi. Ee, ve T1 tarafı çok net bir oyunla yine. Bu arada Serinin 3 üç maçının 3'ünde daha kale oynayan bir Faker vardı. Yani bir so pardon, 2 maçında. Ee, ve Serinin 3 maçında da bu arada Akali vardı ama bir sonraki seride bence Akali'ye çok gelinmeyecek. Ee, ama ya bu maçı bence çok net oynadı. Eee T1 tarafı. RNG'nin işte o limitli oyun stilinin kendilerini biraz cendereye sokan limitli oyun stilinin ne kadar büyük, büyük problemler çıkardığını gördük. Yani mesela bu draftta başka hangi takım oynasa iyi oynardı diyelim. Cenci iyi oynar mesela bunu. Çünkü enchanter bir destekleri var bunu Takır takır EDG oynar mesela bunu. JDG'nin kendisi oynar mesela bunu. T1 oynar bu arada bunu. Şu anda karşı rakipleri. Yani onların da belki karar mekanizması çok çok hani... Diğer mesela Peanut'ınki seviyesinde veya Kanavi'nin seviyesinde değil. Ama Vayne'den çok daha iyi. Karar mekanizması. Vayne'inki çok kötü gerçekten. Ee, ve 3 0la beraber T1 bir sonraki tura yani yarı finalde JDG'nin karşısına adını yazdı. Şimdi Rogue ve RNG'nin bu söz bu World's'unu ve sonrasını değerlendirip sonra yarı final serisini değerlendireceğim. Ee, Rogue bence başarılı bir sezonu geride bıraktı. Yani evet bu seride 3 0 ve net bir e, mağlubiyet aldılar ama bence başarılı bir sezonu geride bıraktı Rogue. İlk kez elitli şampiyonluğuna ulaştılar ve bunun üzerine bir şeyler koyabilirler. Fakat Bence bu personelle maksimumu bu. Onu söyleyeyim size. Yani ben turnuvadan önce de bundan bahsediyordum. E, o Duam Neva Waldrank World seviyesinde yukarıya çıkarması zor e, adamlar. Tabii karşılarında bu arada belki de rolünün yani üst koridor ve ormanın belki de bir numaralı oyuncuları vardı CDC serisinde. Hani o yönden bakmıyorum. Öyle değerlendirmiyorum. Evet belki çok iyilerdi ama oralarda rekabetçi olabilmeniz için daha iyisini yapmanız lazım. Öte yandan mesela karşılarında birinci diyemeyeceğimiz hani Yagao ve Hope olan hatta Yagao, Hope ve Missing olan taraflar takır takır oynadılar. Denk gittiler yani her maçta. Hatta işte komp bazen üstünlük sağladılar. Sen koridor hakimiyet falan aldı. Oralardan aslında işleri iyi gitti. Fakat haritanın üst tarafında yeterli kalmadılar. Vallahi açıkçası bu saatten sonra bu personellerde de zor olduğunu düşünüyorum. Yani Rogue'un bir sonraki senaryoda gene en iyi senaryosu bence çeyrek final olacaktır. Daha fazlasını istiyorlar mı? Gene Elisi şampiyon olabilirler. Yani kriter o onlar için. Daha fazlasını istiyorlarsa daha iyisine ihtiyaçları var mal rank ve o da Yani EU çok sevinmiyor Koreli importlar ama gerekirse import yani öyle bir şeye yönelmeleri lazım bence. Onlar sen memnunlar da ama devam ederler oradan. Onlar çünkü yeterli esneklik de sağlıyor. Her şeyi de oynayabilirler oralardan. Ama daha fazlasını istiyorlarsa kesinlikle mal rank ve o dönemden da daha iyisine ihtiyaçları var. Öte yandan RNG durumuna gelelim. Benim açıkçası arrange kendi kişisel reçetem komple rebuilding. Yani yeniden yapılanma. Ve nasıl büyük bir rebuilding düşünüyorum ben onlar adına. Bence RNG'nin süper yıldız diyebileceğimiz bir tane oyuncusu var. O da Ming. O da tek yönlü bir süper yıldız. Yani Enchanter oyununda falan süper yıldız olamıyor. Mesela aynı rolde Keria da bir süper yıldız bence. Ama her şekilde her yönüyle çok yönlü bir süper yıldız. Keriye destek bulsun Ben bence Ming tek yönlü bir süper yıldız. Gerçekten karar mekanizması çok iyi. O engage yaptığı zaman çok daha farklı şeyler oluyor ama bu Worlds'ün metası mesela çok uymadı ona ve açıkçası Arenci'nin oyun stili biraz da işte Ming'in e, Ming'e bağımlı olduğu için ve Ming'e de meta uymayınca bir anda geride kaldılar. Ben nasıl bir rebuilding yaparım RNG'nin yerinde olsam? <laughs> Biraz da tabii duymak zor gelecek ama ben Shao'dan vazgeçerdim. Çünkü Shao, Uzi gittiğinden beri takımın merkezi konumunda ve her şey Shao'ya göre oynanıyor. Fakat Shao, bunun altını üst koridorda doldurabilirken orta koridorda dolduramıyor. Çünkü orta koridorda da Shao aslında seni bir limitleyici. Yani mesela kontrol büyücüsüme çaba oynanamıyor. Shao var. Olmuyor çünkü beceremiyor adam yani. Hazır mazır hazır oynayamıyorsun sen. Bu da senin elini kısıtlayan şeylerden bir tanesi. Yani ben olsam şahsi fikrimi söyleyeyim. Ee, Tabi yani LPL'deki durumlar ne, Kimi alıp kimi gönderebileceğini ne yapabileceğini bilmiyorum ama e, Breed ve Ming'i tutar. Kalanlarla yollarımı ayırırım. Yani mesela V5 ve RNG kırması bir takım. İşte Rookie'nin 14'in dahil olduğu bir ortam. Çok iyi olabilir. Veya LNG üçlüsünün gelip buraya işte Ming'in playmaker'lığıyla ve Briten e, Ale'den çok daha güvenilir bir toplayınır olmasıyla birleşse çok güzel bir senaryo olabilir. Ama bence RNG asla şahudan vazgeçmez. Bunu söyleyeyim yani. Hiç vazgeçeceklerini düşünmüyorum. E, bence yeniden yapılanmaya da gitmeyecekler. Çünkü işte MSI kazandık, LPL şampiyon olduk, her şeyi yapabiliriz diye düşünüyorum. Fakat şöyle bir durum var RNG ile alakalı. RNG'nin maksimumu bu turnuvadaki Tiva'nın maksimumundan da aşağıda, JDG'nin maksimumundan da aşağıda, EDG'nin maksimumundan da aşağıda, Dammon'un maksimumundan da aşağıda, Genji'nin maksimumundan da aşağıda. Belki diğer eksi maksimumundan yukarıda olabilir. Belki o da. O da belki diyorum çünkü orada da zeka ateş ediyor. Ama RNG'nin bir şeyleri kazanabilmesi için diğerlerinin en iyi halinde olmaması lazım. Ya işte kötü draft yapacaklar ya formsuz olacaklar ya meta hiç uymayacak ama RNG'nin durumu bu. Ben yeniden yapılanmaya giderdim. Arrange'in başında olsam. Çünkü Arrange LPL'nin başarılı takımlarından biri. Sürekli de Worlds'a geliyorlar. Sürekli işte bir çeyrek final, yarı final bir şeyler yapıyor ama en bir türlü çıkamıyor abi bu takım. Ve tıkanma noktasında bazı ortaklıklar var. Neyse. Şimdi gelelim JDG T1 serisine. JDG T1 serisi. Turnuvanın e, aslında <laughs> geldiğimiz noktasında ya yani başında favori gözüken bir JDG. Başından beri favori gözüken bir JDG ki hak veriyorum ki oynadıkları oyun aslında favori gibi bir oyun oynuyor JDC. Aslında belki de turnuvadaki hani Cenci'nin de mesela tuhaf bir maçı oldu ki playoff yarı final serisinde de çok zorlandı. Diğer videoda bahsedeceğiz ondan ama en favori gibi gözüken takım. Fakat onların çeyrek finalde en kolay rakiple oynadığını unutmamak lazım. Diğer takımlardan. Öte yandan T1 bence turnuvanın başında çok underrate'leniyordu ki ben hatırlarsınız turnuvanın başında da bahsediyordum bundan. T1'ın hala çok iyi bir takım olduğundan. Hatta ya 3 ya 4. sıraya koymuştum. Yani favoriler sıralamamda ki turnuvanın içerisinde özellikle öyle bir form durumu ve meta adaptasyonu yakaladılar ki meta adaptasyonu demeyeyim bunu sonradan yakalamaya başladılar meta adaptasyonu ama öyle bir form yakaladılar ki botlayın yine ateş ediyor. İnanılmaz bir performans var botlayının. Ve çok esnek bir botlayınları var. Ya yani bu, yani bu, bu arada genelde Keria'dan sağlanıyordu. Şu anda Gumayushi'den de sağlanıyor. Gumayushi çok farklı şampiyonları. Gumayushi Galiba sadece bir, bir, tane şampiyon iki kere mi ne oynadı? Öyle bir durum var. Yani bayağı esnek bir e, opsiyonlar durumu var T1 tarafında. E, ve bence özellikle alt koridordaki yarattıklarıyla JDG'ye karşı üstünlük sağlıyor. Fakat JDG diğer LPL takımlarından biraz daha farklı bir takım. Yani RNG'ye karşı oynanan oyunun burada tutması zor. t başka bir şeyler eklemesi lazım buraya. Çünkü bir haritanın üst tarafında Artan üstü ormancı kısmında yani. RNG yaptığın gibi üstünlük sağlayamıyorsun. CDC. Bunu kimse yapamadı bu arada. Ya yani bu T1'e özel bir durum değil. Sezon boyunca da çok takım denedi. Kanavi'ye üstünlük sağlamıyor falan yapamadı kimse. Çünkü buna çok iyi adapte olmuş durumda. Kanavi ve CDC ve bunu iyi, iyi uyguluyorlar. Ve herif iyi abi yani. Şimdi bunu da kabul etmek lazım. Veyden çok daha çok çok daha iyi bir oyuncu yani. Bireysel olarak da iyi bir oyuncu. Kafası da daha iyi çalışıyor. Oyun de daha buna uygun. O yüzden bence oyun stilini değiştirmesi gereken taraf t bu seriye gelirken. Fakat T1 bu esnekliğe sahip, bu becerilere sahip bir takım. Mesela dedim ya işte Arenci serisinde bir maç Victor, iki maç Akali oynadı. Faker. Bu seride mesela JD serisinde hiç Akali oynamayabilir. Tamamen mesela Aziret Azir tarafına yönelebilir. Bu serinin içerisinde. Biraz da Yago'yu koridora kitlemek için mesela böyle bir şey yönelebilir. Ama bence bu seriye gereken ölümün üstünü değiştirmesi gereken taraf T1. Tabi Tivan'ın esnekliği işte Kerya'nın her şeyi seçebiliyor olması. Zeus'un hemen hemen her şeyi oynayabiliyor olması. Faker'ın evet belki eskisi kadar. Ya Faker kabul etmek lazım. Yetenekleri biraz erozyona uğradı. Yani bunu, bunu, kesinlikle kabul etmek lazım. Artık eskisi kadar iyi oynamıyor. Eskisi kadar dikkatli de değil belki. O yüzden bazen tuhaf baskın yapıyor. Ama hala onun bir süper yıldız olduğunu ve ya şöyle söyleyeyim. Benim gözümde League of Legends'da süper yıldızlar şöyle oluyor. Bana sorarsanız mesela örnek vereyim. Peanut bir süper yıldız değil çok iyi oynamasına rağmen. Tamam mı? Bence süper yıldızlar şöyle oyuncular. Takımda e, yani hemen hemen ya yani çoğu maçı iyi oynayan ama takımda bazı şeyler iyi gitmediğinde bile maçı değiştirebilecek şeyler yapabilen oyuncular bence yıldız ve süper yıldızlar seviyelerine göre. Faker eski bir süper yıldız. Yetenekleri Erezon'a uğradığı için belki süper kısmını alabiliriz ondan ama ne olursa olsun hala bu potansiyeli olan bir oyuncu. Hala maça etki edebilmesi yüksek bir oyuncu. Fakat şunu da unutmamak lazım. Rakipler saldırmıyorlar Faker'a. E. Çünkü diğer taraflarda çok büyük tehditler var. Çünkü asıl süper yıldız. Alt koridorda üst koridorda bir süper yıldız adayı var. Daha çok yeni olduğu için söyleyemiyorum onu ama bence totalde 3 süper yıldızı olacak t yani ben ve Zeus'un da bir noktada o seviyeye geleceğini düşünüyorum. Keria'nın şu anda çıktığı seviyeye. Ee, ve oradan da ekstra opsiyon sağlayacaklarını düşünüyorum. Ee, ama o sene bu sene değil. Bence seneye olacak o iş t adına. O yüzden JDG'nin bence bu işleri değiştirebilme opsiyonu olacak. Yani bu gidişata durdurma opsiyonu olacak. Bir kere T1'in kesinlikle ve kesinlikle ya yani birinin artık şimdi deneyenler oldu başaramadılar ama birinin artık bu kanaviye dur demesi lazım. Kanavi'ye dur demenin yolu, yolu odan geçiyor aslında. Dedim ya işte yago ikinci bir destek gibi oynuyor diye. Yago'ya saldırmak, Yago'yu düşürmek LPL'de hiç kolay olmadı. Bu arada hani Yago belki hani işte oyun olarak baktığımızda ne bileyim bir showmaker kadar veya yani showmaker kadar maça etkisi çok oluyor mu emin değilim. Çoğu kadar iyiliğini iyi oynuyor mu emin değilim. Veya işte bu turnuvada şu ana kadar Zeka'nın yaptığı kadar alt play ediyor mu emin değilim. Ama çok solid oynuyor Yago. Ve geri düştüğü maçlarda bile ki şeyi hatırlayalım mesela tiebreaker maçını hatırlayalım şuradaki e, Damon JDG maçını. Bu maçta ciddi anlamda geri düştü Yago. Sayla oynadığı maçta. Fakat acayip maça etkiliydi. Yani Yago maça geri düşse de etki edebilen bir oyuncu. E, mesela o yüzden bir yıldız olarak tanımlayabileceğimiz bir oyuncu. Hani seviye olarak süper yıldız değil ama yıldız olarak tanımlayabileceğimiz bir oyuncu. O yüzden mesela daha zor bir eşleşme iki taraf adına da. Ben turnuvanın da ikinci ya da üçüncü gününde yayındayken e, T1 Gen.G finali geliyor demiştim. O yüzden bu görüşümün arkasında duracağım. Ve T1 Gen.G finali geliyor diyeceğim. Oradan devam edeceğim. Ve bu seriyi t 1in kazanacağını düşünüyorum. E, 3-2 kazanacağını düşünüyorum. Gerçi bir önceki seride de R&G serisinde de 3-2 kazanacağını düşünüyordum ama e, orada biraz hani RNG'nin özellikle ikinci maçtaki trollaması ve işte Ming'in belki de kariyerinin en kötü e, serisini oynamasının falan da etkisi var ama ne olursa olsun t orayı net kazanmıştı. Burada çok daha sert bir rakip. Bir kere hani RNG dördüncü oldu LPL'de. c birinci oldu. Belli bir sebepten oldu bu iş yani. Böyle keyfi olarak. Aa yanlışlıkla birinci olayım diye olmadı bu. JDG'nin oyun stili çok daha esnek. JDG mesela e, aynı T1 gibi. Ya belki alt koridorunu o kadar carry yapamıyormuş gibi gözüküyor ama yapıyorlar. Yapıyorlar yani. Yaptılar. Alt koridorunu carry gibi kullandı. JDG. Öte yandan e, yani bence dünyanın en iyi 200 koridorunun eşleşmesi var. Buradaki bir üstünlük mesela ikinci maçtaki RNG T1 serisinin ikinci maçında Brady'in yakaladığı üstünlük 369 tarafından alınırsa direkt bine çevrilir o. Çünkü Kanavi de onu oynamayı biliyor. Yani t biraz daha dikkatli olması lazım. Faker'ın özellikle ilk maçtaki RNG serisindeki hataları yapmaması lazım bence. Ama şunu da söyleyeyim. Çok eğlenceli bir seriye gebe olduğunu söyleyebilirim bu serinin. Diyelim ve Worlds çeyrek finalleri değerlendirmesi, yarı final ön değerlendirmesi, ilk bölümün yani bracket'ın üst tarafını sonra gelelim. Gelmişken abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.